Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaplumbağa kurabiye tarifi vermek istiyorum. Çocuklarınızın çok seveceği çok güzel küçük küçük kaplumbağalar yapacağız kurabiyeden bugün. Bir yumurta, bir çay bardağı pudra şekeri, 125 gram margarin veya tereyağı. O da ısısında olacak, yumuşak. Karıştırıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Küçük bir çay bardağı sıvı yağ. İyice karıştırıp üzerine mısır nişastası ilave ediyorum bir çay bardağı. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya ilave ediyorum. Bir çay bardağı da badem unu ilave ettim. Siz koymayabilirsiniz de yerine bir çay bardağı un ilave edebilirsiniz. Veya fındık unu da olur arkadaşlar. Bir çay bardağı un, fındık unu da karıştırabilirsiniz. 2 su bardağı da unum var arkadaşlar. Unu da karıştırarak hamurumu yoğuruyorum. Unun hepsini birden koymuyorum. Hamurum biraz toparlanınca gördüğünüz gibi ikiye bölüyorum. Hamurumun yarısına bir yemek kaşığı kakao karıştıracağım arkadaşlar. Hamur yumuşak olduğu için diğer yarısına biraz daha un ilave ederek hamurumu toparlıyorum. Evet, diğer yarısına da bir yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Bu hamurumu da iyice karıştırıyorum. Ben torunlarım için yaptım. Çok hoşlarına gitti. Sizler de çocuklarınıza, torunlarınıza yapabilirsiniz. Eminim çok mutlu olacaklardır görünce. Arkadaşlar, önce kakaosuz hamurumdan fındık büyüklüğünde bezeler yapıyorum küçük küçük. Bu şekilde yaparsanız kolaylık olur size de. Biraz uğraştırıcı ama inanın çok güzel oluyor ve çocuklar çok mutlu oluyor görünce. Torunumun yaş günü için hazırladım ben. Görünce çok şaşırdı kurabiyeleri. Evet, hepsini beze yaptım. Şimdi kakaolu hamurdan biraz daha büyük, ceviz büyüklüğünde hamurlar alıp beze yapıyorum. Gördüğünüz gibi kürdan yardımıyla küçük küçük karelere bölüyorum hamurumu. Beş tane kakaosuz hamurdan yaptığım bezelerden alıp yan yana koyuyorum. Arkadaşlar, bu kısmı bilhassa çıkarmadım görün diye. Böyle hani dağılır diye korkmayın. Piştiği zaman hamur kabardığı için hiç dağılmıyor.
Gayet güzel birbirini tutuyor hamur. Gözlerine de iki renkli damla çikolata yerleştirdim. Gördüğünüz gibi gayet sevimli kaplumbağa oluştu. Bir tane daha yapalım iyice görmeniz için arkadaşlar. Tekrar kakaolu hamurdan ceviz büyüklüğünde beze yapacağım. Ona da yine kürdanla şekil veriyorum. Çok hafif bastırıyorum üzerine. Gözlerini de yapalım. Evet, sevimli kaplumbağamız hazır. Tepsiye yerleştirdim. Ben biraz büyük yaptım. Siz daha küçük yapabilirsiniz isterseniz. 180 derece ısınmış fırında pişiriyorum arkadaşlar kurabiyelerimi. Tekrar görelim iyice şekilleri nasıl olmuş. Evet, gördüğünüz gibi kurabiyelerim hazır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar.